Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size lüle saç yapımını göstermek istiyorum. Lüle saçları her bebekte, istediğiniz her bebekte kullanabilirsiniz. Ben bir unicorn'da kullanmayı tercih ettim ve sarı renk olarak yaptım. İkili yapabilirsiniz, tekli yapabilirsiniz, üçlü, dörtlü, beşli. Yani dilediğiniz kadar yapabilirsiniz ve nasıl yapacağınızı ben şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için önce 48 tane zincir çektim. 48 adet. Zincirimizi çekelim. Sonrasında İpimizi tığımıza dolayalım. 1, 2, 3. zincire. 3. zincirimizin tam ortasına batalım ve ikili taraftan yapalım. Şimdi tekrar doluyoruz. Bu kez zincirimize değil, zincirimizin alt kısmından tığımızı geçirerek ipimizi doluyoruz. Şu şekilde daha göstereyim. İpimizi doladık. Zincirimizin alt kısmından geçerek ipimizi alıp ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar sıra sonuna kadar yani zincirimiz bitene kadar arkadaşlar bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Yaptıkça, ikili trabzanlar oluştukça, aşağıya doğru kaydırdıkça lüle saç oluşacak arkadaşlar. İpimi doladım. Zincirin alt kısmından geçirdim. İkili trabzan yaptım. İpimi doladım. Zincirin alt kısmından geçirdim. İkili trabzan yaptım. İpimi doladım. Zincirin alt kısmından geçirdim. İkili trabzan yaptım. Hızlı hızlı yapalım şimdi. Tabii size gösterirken heyecan yapıyorum arkadaşlar. Biraz acele ediyorum. Tabii normalde çok daha rahat örüyorum. Bir de solak olduğum için göstermek biraz zor oluyor bana göre. Solak olan arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaktır. Şöyle oluştuktan sonra aşağıya doğru iterseniz yavaş yavaş lülelerimiz oluşuyor arkadaşlar. Yani şöyle şu kadar yaptıkça aşağıya itin ki saçlarımız lüle olmaya başlasın arkadaşlar. Ben şimdi hızlı hızlı yapıyorum. Siz de öğrendiyseniz ki öğrenmişsinizdir eminim. Bir de bunu istediğiniz her renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sarı tercih ettim. Siz siyah yapabilirsiniz. Kırmızı, yeşil, mor. Yani siz nasıl arzu ederseniz o şekilde hayalinize göre, zevkinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle oluşmaya başladıkça zincirden tutup aşağıya doğru ittiğimizde oluşuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim arkadaşlar. Büzdüre büzdüre. Sonra sıra sonundan sonra ikinci bir lüleyi nasıl yapıyoruz? Yani hiç koparmadan yapacağız. Hatta istersek 3, 4, 5 koparmadan nasıl yapacağız onu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sonra birlikte ikinciyi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zincirin sonuna geldik. Birkaç tane daha yapıp sonra ikinci lüleye geçmek istiyorum. Lüle saçımıza. Şöyle göstereyim. Lüle oluşmasını sağlamak için şu şekilde zincirimizden aşağıya doğru çektiğimizde lüle oluşuyor arkadaşlar. Kaçlı lüle yapmak istiyorsak zincirin sonunda yani şu lülenin sonunda tekrardan zincir çekeceğiz.
Aynı şekilde tekrar bir tane daha lüle oluşturacağız. İkili istiyorsak ikili yapabiliriz. Üçlü istiyorsak üçlü. Yani istediğimiz kadar yapabiliriz. Zincir çekerek. Şimdi ikinci lüleye geçeceğim. Birincisini bitirdik. Şu şekilde. Şimdi ikincisini yapmak için tekrardan 48 zincir çekiyoruz. Hiç ipimizi koparmadan direkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48. Şu şekilde bir görüntü olmuştu arkadaşlar. Bir göstereyim. Birinci lülemizi yaptık. Düz saçımızı. Tekrar bitirdiğimiz yerden zincir çektik. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. İpimizi doluyoruz. İlk önce 1, 2, 3. zincirin ortasına batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine zincirin arka kısmında, zincire batmadan arka kısmında ikili trabzan yaparak az önce yaptığımız işlemi zincir bitene kadar yapıyoruz ve ikili lülemiz oluşmuş olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci lüle saçımızın da neredeyse sonuna geldik. Dediğim gibi bunu çoğaltabiliriz de. Yani biz ikili ördük. İsterseniz üçlü, dörtlü, beşli yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken zincirin sonuna geldikten sonra tekrar bir zincir çekip tekrar başlamak. Şu şekilde aşağıya doğru çekip. Artık bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. İplerimizi sonra uzun keserek bağlayacağız. Biraz ipimizi uzun keselim ki bebeklerimizin baş kısımlarına dikerken lazım olacak bize. Şu şekilde. Lüle saçlarımız oluşmuş oldu arkadaşlar. Bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz.
Ben unicorn için yaptım. Tabii diğer bebekler için de olur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımı beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler. İyi günler diliyorum.